Yalan hoş geldin. Gurur duyuyorum seninle. Çok güzel bir şeyler. Sana kıyamam. Merhabalar. Maşallah. Sağ ol, sizler. İyiyim, sağ ol. Sen merhabalar. Değilsin. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Olanlar geliyor değil mi? Kızımız da geldi mi? İsmet Yurdaş mı? Yok, kızımız da. Merhaba canım, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Thank you.
şey ama dedim de ben şuraya oturayım ya. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hemen. Hadi beni başkanım. Hadi nasılsınız?
sende de yok. İşte nasıl diyor sarıcı ne yapıyorum? Hayır, hayır.
sizi başımıza eksik ettiniz. Yani o da önderimiz. Ben gerçekten bu kadar da değer veren. Zamanında çok özledim. Şimdi de bizler de biraz Türkiye'nin en değerli koleksiyonlar. Biz de şeref kurduklarımız. Böyle bir işlemi girmekte. Bir kere bazı doktorlarda okuyoruz. Kıbrıs'ta falan yani. Hanri Berazut koleksiyonunun bir bölümünden oluşan devrimleriyle sonsuza kadar Atatürk ve Cumhuriyet fotoğraf sergimizin açılış törenine hoş geldiniz. Sizlerin icadınızın manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyor olmaktan
dolaylı olur duruyor. Günümüzden bir asır önce emperyalizme karşı ilk baş kaldırıyı gerçekleştiren, milli mücadele ve devrim meşalesini yakan Mustafa Kemal Paşa'nın bu unutulmaz zaferi dünyanın en büyük güçlüğüne karşı tarihte kazanılan ilk zaferdir. Biz de atamızdan aldığımız bu cesaretten aldığımız güç de 100. yılında Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Vakfımızda Pamukkale Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri, akademisyenler ve milli eğitimimize bağlı öğretmenlerimizin katkılarıyla çocuklara, gençlere bilim ve sanat alanında farkındalık yaratmak amacıyla 2023 yılını başından itibaren başlattığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 etkinlik projemizi yıl sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızı amacımız. Birinci Dünya Savaşı sonunda emperyalist güçlerin işgaliyle Osmanlı İmparatorluğu parçalanmış ve çökmüştü. Mustafa Kemal Atatürk ve onun liderliğindeki silah arkadaşları tükenmiş bir imparatorluktan modern ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti yarattılar. Mustafa Kemal Paşa olarak işgal altındaki Vatanı Kurtarma Savaşı'nda Mehmetçiğine ölmeyi emretmiş, bağımsızlığa, özgürlüğe kavuşturduktan sonra ise Atatürk olarak vatan savunması için değil ise savaş bir cinayettir demiştir. Yurtta sulh, cihanda sulh diyerek tüm dünyada barışa çağrı yapmıştır. Bilime, eğitime çok değer vermiş, hayatta en hakiki müşrik ilimdir, fendir. İlim ve fendin dışında başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir demiştir. Kadınlarınıza batılı ülkelerden çok daha önce her türlü hakkı vermiştir. Cumhuriyet, Türk milletine daha güçlü ve çağdaş bir toplum olma fırsatı sunmuş, özünde barındırdığı bağımsızlık, demokrasi ve özellikle laiklik gibi değerler sayesinde. Evet. Seviyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Değerli konuklar, sergimize Lozan'dan başlayarak devam edersek daha anlamlı olacak.
Tamam. Thank you.
sürerdi.